Burcu Sarıcay'la Sağlık Hattı programında baş ve boyun cerrahı operatör doktor Erkan Aktan, sinüzit ve robotik tiroid cerrahisini sizler için anlatacak. Stüdyomuzda çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Operatör doktor Erkan Aktan bizimle birlikte. Kulak, burun, boğaz uzmanı, aynı zamanda baş ve boyun cerrahı kendisi. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. İki, bu anlamda iki branşınız varsın. Hem kulak, burun, boğaz, hem baş ve boyun cerrahısınız, evet, hocam. Aslında yelpazenizi daha da genişletmişsiniz bu anlamda, değil mi? Neler var, biraz sayar mısınız şöyle bize? Şimdi geçmişte de aslında bu işleri yapıyorduk ama titre olarak baş boyun cerrahı yoktu. Hı-hı. O sonradan eklenen bir şey. Ama yıllardır biz herkesin bildiği kulak, burun, boğazdaki ameliyatların dışında baş boyun bölgesinde saçlı deri hariç, boyunda iki omuzun üzerinde ve çenenin altında veya yanak bölgeleri de dahil olmak üzere yüzde her türlü kitlelerin, tümörler olabilir, kistler olabilir, ameliyatlarını biz yapıyoruz. Mesela işte diyelim ses telinde bir kanseri var hastanın. Hı hı. O boyuna da sıçradıysa o boynun temizlenme işi falan da tamamen bizim. Size ait olmuş oluyor. Evet. Biz bugün özellikle sevgili izleyiciler sinüzitten genişçe bahsedelim istiyoruz. Çok insan bu konudan müzdarip çünkü. Evet. Bunun dışında bir de tiroid cerrahisinden, yani guatr diye bildiğimiz bizim hastalık var ya, ondan da bahsedeceğiz hocamızla. Yepyeni teknolojiler var. Her konuda bilgi almaya çalışacağım ama siz de bizi arayabilirsiniz canlı yayında. Bütün bu konularla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. 0212 912 0403 numaralarımız. Hocam sinüzit nasıl bir hastalık? Bir tarif eder misiniz? Niye bu kadar sorun yaratıyor bizde? Şimdi önce sinüs ne demek, onu anlatayım isterseniz. Sinüs bizim kafatasımızda toplam 8 adet boşluk. Hı hı. Bu boşluklar salgı yapıyorlar ve bunlar burnumuzun içine akıyor. Onlar da genzimize akıyor. Boğazımızın, burnumuzun ıslaklığını sağlayan, dış ortamdan soluduğumuz havadaki tozları yakalayıp da öksürük refleksiyle atmaya yarayan, bu salgıların yapıldığı yerlerden birisi bu boşluklar. İkinci bir görevleri var. İçlerindeki hava nedeniyle bizim ortamdaki balansımızı da sağlıyorlar. Hı. Yani dengemize de yardımcı organlar. Aldığımız havayı ısıtmada, nemlendirmede, filtre etmede de bize yardımcı oluyorlar. Hı hı. Bunlar da aynen bademcik iltihabı gibi, farenjit dediğimiz boğazın arkasının iltihabı gibi, aynı doku olduğu için aslında birbirine çok yakın bölgede hep aynı virüslerle, aynı bakterilerle enfekte olup da iltihaplandığı zaman biz buna sinüzit diyoruz. Yani sinüslerimizin hastalığına sinüzit demiş oluyoruz. Doğrudur. 8 tane var dediniz. Biz genelde 2 tane zannederiz ve burun etrafında zannederiz. 2 tane var. Evet. 2 tane göz arasında var. 2 yanakta var. 2 tane de kafa tabanında var. Öyle mi? Kafatasının ortalarında bir yerlerde. Bu görünen bir yerde değil. Biraz daha geride. Hı hı. Bütün bunların tek bir tanesi iltihaplanabilir. Biri başlayıp zamanda tedavi edilmezse diğerlerini atlayabilir. Bunların enfeksiyonuna biz sinüzit adı veriyoruz. Peki, ne yapıyoruz da biz sinüzit oluyoruz hocam? Geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları eğer zamanında tedavi edilmezse veya risk grubunda olan bir kişisiniz, aşınızı falan olmadınız diyelim. Mesela hekimler gibi, kalabalık ortamda çalışanlar gibi, 60 yaş üzeri gibi, okul çağındaki çocuklar gibi tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar bizde burun içinde bu sık tekrarlamalar çok rahatlıkla sinüslerin içerisine de geçerek onların da hastalanmasına neden olabiliyorlar. Hı-hı. Genellikle kapalı bölge enfeksiyonlarında biz uzun süreli 14 günlük tedavi gerekir. Maalesef ama ülkemizde 3 gün sonra hasta biraz iyi hissetti mi kendini, her şeyi bırakıyor. Bırak. Bu da nükslerin, yani tekrarların önemli bir nedeni. Hı hı. Bunları anlatmaya çalışıyoruz hastalara ki bu süreyi hiçbir şikayetin kalmasa bile 3. 5. 10. gün 14 güne tamamla. Bir zararı yok sana. Ama eğer tamamlamazsan daha kısa bir süre sonra bize tekrar enfeksiyondan geleceksin, hı hı, ve kronik enfeksiyona oluşacak. Hı hı. Çok önemli. Yani tedavi sürelerine bu anlamda tabii sadık kalmalıyız. Hekimin söylediği her uyarıya da dikkatle tabii dinlemeliyiz, tabii, ve uygulamalıyız bu anlamda. Peki sinüzit olduk deyince sadece baş ağrısıyla kendini gösterir gibi bir algı değil var. Başka var mı belirtileri tabii hocam? Şimdi baş ağrısının yanı sıra
Bir enfeksiyon hastalığında görülen malezi dediğimiz, yani vücudun düşmesi, kırgınlık, eklem ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, genze akıntı, öksürük. Çünkü o akıntılar gece uyuduğunuzda akciğerinize kaçacağı için onlar öksürük de yapabilir. Veya yere bir şey düştü, eğildiniz almaya, sanki yüzünüz aşağı düşecekmiş gibi %1 basınç hissi. Bunların hepsi tabii ki ateş. Bunların hepsi sinüzite ait bulgular. Belirtilerdir. Genelde hep üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mı ortaya çıkıyor? Sadece sinüzler de hastalanabiliyor Hastalanabilir tabii ya mesela ki. Mesela saçını ıslak bırakma derler ya bize büyüklerimiz. Evet. İşte sinüzit olursun gibi. Evet. Olabiliyor mu böyle etkileri? Şöyle, tek başına sinüsün bir tanesinde de hastalık olabilir. Buna ama neden olacak? Ya sinüsün kanalı tıkalıdır. Ya alerjik reneti vardır, tedavi edilmemiş, ona sekonder, ikincil olarak sinüzit gelişi olabilir. Burun içinde sigara kullanımına bağlı vücudun koruyucu sistemleri devre dışı kaldığı için olabilir. Doğumsal bir takım burun eğriliği gibi, orta bölmenin eğriliği gibi, burun içi etlerin aşırı şiş olması gibi anomaliler de buna neden olabilir. Yani tek izole bir sinüste başlayabileceği gibi aynı anda bütün sinüslerde de olabilir. Bunda çok önemli bir etken de bazen virüsün birisi gelir ya da bakterinin, hastalık yapma gücü birdir. Hiçbir şey hissetmezsiniz, vücut direnciniz onu halleder gider. Ama bir gelir, hastalık yapma gücü 10 olan bir virüs ya da bakteri sizi saatler içerisinde yatağa düşürecek kadar kötü hale getirebilir. Onları ayırt etmek lazım. Tabii iş yoğunluğu, insanlar hep aman işim var, onu da bitireyim, bunu da bitireyim değil. Enfeksiyon hastalığına kapıldığınız, netleştiği dakika yapmanız gereken iki önemli şey var. Bir, yatak istirahati. İki, bol sıvı. Ne kadar çok sıvı alırsanız o kadar iyi. Bu ikisini mutlaka yapmamız lazım. Tabii bir doktora da başvurmamız lazım mutlaka. Peki mesela bu belirtiler kaç gün sürerse biz hemen doktora gidelim. Yani sinüzit olduğumuzu hemen ne zaman anlayıp başvurmamız lazım size? Yani tekrarlayan benzeri enfeksiyonlar varsa zaten. Onunla devamlı genze akıntı varsa, devamlı öksürük nedeni ise bunlar da zaten direkt başvurmak lazım. Ama 7 günü geçen gribal enfeksiyonlarda artık bir doktorun kapısını tıklatmakta fayda var. Fayda var mutlaka. Bir telefonumuz varmış. Aha. Merhabalar, Burhan Bey arıyormuş bizi. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hatay'dan arıyorsunuz. Hemen sorunuzu alalım hocamıza. Buyurun. Hocama bir kuaförle ilgili bir bilgi almak istiyorum ben. Bir daha söyler misiniz? Hocama iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ben kuaförle ilgili bir bilgi almak istiyorum. Kuaförle ilgili. Annem ameliyat oldu bu kuaförden dolayı. Geçmiş olsun. Tiroid bezlerinden aldılar bu aşılar ve tiroid bezleri çalışmıyor şu anda. Alttaki şeyler çalışmasında kalsın sayısı çok aşırı var. Neyi varmış? Tiroid bezleri çalışmıyormuş. Şu anda yani ameliyat oldu. Ameliyattan sonra tiroid bezlerinin altında bir tiroid daha olduğunu söylüyor doktora. O çalışmadığını söylüyor. Artık kalsiyum kaybı aşırı var bu durumda. Sinüzit dedik ki doktora geldik. Tedavi yolları neler, neler yapıyorsunuz? Nasıl muayene ediyorsunuz? Cerrahisi var mı? Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi hastayı muayene ettiğimizde eğer buna yatkınlık oluşturacak eğriliği yoksa, burun içi etlerinde şişlik yoksa, alerjisi falan yoksa, bir enfeksiyon hastalığı gibi antibiyotiğini veriyoruz, izliyoruz, burun içi yıkamaları yapıyoruz, temizliyoruz burnu. Ondan sonra kontrole çağırıyoruz hastayı, bakıyoruz. Her şey yolundaysa problem yok. Diyelim ki yolunda değil, defalarca gidip gelen bir hasta. O zaman endoskopik muayene dediğimiz, elimizde böyle ince uzun çubuklar var, içerisinde camlar var. Baktığımız yeri ekranda gösteriyor bize ve böylelikle burun içerisine girerek burun içi yapısını bir araştırıyoruz. Buna neden olabilecek bir şey var mıdır diye. Diyelim ki bunda da bir şey göremedik, gayet normal gördük. O zaman hastaya bir sinüs tomografisi çektiriyoruz. Bu sinüs tomografisi bizdeki bu 8 sinüsü belli aralıklarla milimetrik olarak tarıyor. Bize her boyutunda baktığımız zaman filme sanki üç boyutlu bir görüntü görüyormuşçasına bize sinüslerin hangisi hasta, hastalık ne kadar önemli, buna neden olan bir kanal tıkanıklığı var mıdır ya da
içerideki enfeksiyonun cinsi nedir? Bir mantar enfeksiyonu mudur? Bakteriyel bir enfeksiyon mudur? Bunlar hakkında bilgi veriyor ve biz de ona yönelik tedaviyi yönlendiriyoruz. Bunlarda da ne yapıyoruz? Antibiyotiklerle veya medikal tedaviyle başarı sağlanamamış kronik enfeksiyonlarda endoskopik cerrahi yapıyoruz. Eskiden dudak altından kesip sinüsün içine girerdik falan. Onlar kalktı artık. Burun içinden girilerek her şey burun deliğinin içinden yapılıyor. Optikler var özel, demin dediğim gibi. Ekrana bakarak, biz içeriği görerek bütün sinüsleri açabiliyoruz. Tek tek kanallarını açıyoruz. Şöyle bir şey düşünün. Bir oda düşünün. Nemli, kapısı kapalı. Havalanmıyor ve nem gitmiyor. Onu ne yapmak lazım? Kapıyı açmak lazım. Şimdi bütün bu sinüslerin de kanallarını biz açıp genişletiyoruz ki içeride bir hava sirkülasyonu olsun. Bunu yaptığınızda zaten %98'i bunların iyileşiyor. Yani önemli olan sinüsün normal dışarı aktığı kanalın tıkanmamasını sağlamak hastalığı. İşlem uzun süren bir işlem mi? Korkulacak bir şey var mı? Yani cerrahi deyince genelde biz biraz korkarız. Her cerrahinin bir riski var tabii ki ama artık bir tecrübeli bir elde o risk çok çok düşük. Ama biz her ameliyatta bademcikte de yazarız, kanama olabilir, şu olabilir, tabii, bu olabilir. Tabii. Bu artık hekimlerin kendini hem koruması anlamında hem de hastaya daha bilgilendirmek. Çünkü amacımız ona faydalı olabilmek. Kesinlikle. Kötü bir anlamda yaklaşmak değil ama tabii komplikasyon denen tıpta bir şey var. Sizin inisiyatifiniz dışında oluşabilecek şeyler var. Onların hepsini anlatarak giriyoruz. Şimdiye kadar hiçbir hastamızda bir sıkıntı yaşamadık ama olabilir. Ne olabilir? Beyine çok yakın olduğu için o bölgeyle ilgili problemler olabilir. Veyahut da gözlere veya sinüsün cinsine bağımlı olarak oradaki bir takım damar yapılarına zarar verebilirsiniz ama onları hep tedavisi ameliyatın içerisindeyken halloluyor. Ameliyat sonrası konforlu mu peki? Neredeyse hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Şey, ağrısızlığı hiçbir şey olmaz. Bütün ertesi o yaşadığı etkilerde hemen kaybolur anında mu? Anında kaybolur. Harika. Ve ertesi günü işine giden %90'ı ertesi gün gider. Biz abartmayın, birazcık dinlenin, kendinize biraz vakit ayırın, en az 3 gün istirahat edin, ondan sonra gidin deriz. Şimdi bunun bir adım daha ilerisi gelişti bizde. Normal endoskopik dediğimiz o optiklerle yaptığımız işlemlere bir de balon sinoplasti diye bir şey ekledik. Bu tabii oldukça uzun bir süredir var olan bir şey. Aynen kalp hastalarında nasıl damarlarda kireçlenme olup daralma olduğunda damar cerrahları kasıktan girip gidip o damarı bulup orada balon şişirip orayı genişletiyorlar. Biz de şimdi bu sinüslerin kanalını aynı yöntemle buluyoruz, kateter gönderiyoruz. Bir görüntümüz vardı aslında, olursa. Dönüyor biz konuşurken hocam. O kanaldan içeriye bir kateter gönderip aynı şekilde o kateterin etrafından balonu dar olan o sinüsün kanalına yerleştirip balonu şişirdiğimizde kanal da genişliyor. Böylelikle bir şeyi kesmediğiniz için yapışıklıklar, kanama, o tür şeylerin hiçbirisi olmuyor. Çok ve daha hasta, kolay bir cerrahi yöntemi olmuş oluyor. Çok daha hasta açısından rahat bir yöntem oluyor. Çünkü kalktığında burnundan bir kanaması yok, bir şeyi yok gibilerden oluyor. Ama tabii ki yani bir yerleri kestiğiniz zaman illaki şu anda herhalde görüyoruz değil mi hocam? Burada işte yöntem. Hastalıklı iki tane alın sinüsünü görüyoruz. Evet. Bunun içerisine bakın, dolmuş sıvı boşalamıyor. Bir kateter hastanın sol alnına yerleştirildi. Sonra bunu takip ederek o dar olan yere balonu yerleştirip şişirdik. Evet. Sonra onu çektiğimizde içerideki sıvı, akıntılar hepsi boşaldı. Hepsi temizlenmiş oldu. İyileşmesi için de son derece kolay. Çok kolay bir yöntem. Yani hani diğer cerrahiden daha basit bir yöntemle. Daha kolay bir yöntemle. Evet. Hem de daha iyi sonuçlar alınabilen doğru, bir yöntemle. Doğru. Çünkü hastayı travmatize etmemiş oluyorsunuz. Evet. Ameliyat sonrası da çok daha konforlu geçmiş oluyor. Son 5 dakikanın içine girdik hocam. Süper. Biraz Guatr'a girelim istiyorum. Son bir şey söyleyeyim. Söyleyin lütfen. Bunlarda da bu tür ameliyatlarda eğer başarı sağlanamadı diyelim, başka bir yerde ameliyat olmuş, hasta geldi. Onun da bir ileri aşamamız var. Bilgisayarla çekmiş olduğumuz fotoğrafları eşleyip tomografiyi navigasyonel cerrahi dediğimiz, çünkü anatomi kaybolmuş oluyor. Navigasyonel cerrahiyle de
gözü kapalı istediğimiz noktaya bulabiliyoruz. İkinci il ameliyatlarında, üçüncü il ameliyatlarında sinüslerin. Yani şimdi, yapacak bir şey yok diye düşünmemek lazım. Evet, her zaman her rahatsızlığı diyor. Mutlaka bir çözümü bulunuyor. Tıp ilerledikçe hocalarımız da bizim hizmetimize sunmuş oluyorlar bütün yöntemleri. Lütfen ertelemeyin, doktora gidin. Özellikle sinüslerle, sinüsitle ilgili Guatr'dan biraz bahsedelim. Gerçekten robotik tiroid cerrahisinden biraz da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir anlatın bize hocam. 5 dakika içinde çok da girmeyeyim. Ne olur anlayacağımız gibi anlatın. Çünkü çok kabaca anlatayım o var. Zaman. Şimdi bir animasyonumuz da var olayı anlatmak için. O esnada onu da, onu da göreceğiz. Şu an geldi hocam. Evet, burada robotun kollarıyla bu cerrahinin yapılışıyla ilgili bir animasyon bu. Evet. Gördüğünüz gibi bu robotun kolları 360 dereceden daha fazla dönebildiği için insan eli 180 derece dönebiliyor. Hı-hı. Halbuki içeride dar bir alanda çok rahatlıkla gördüğünüz gibi orada aletlerle biz bu işlemi yapabiliyoruz. Hı-hı. Bu nasıl yapılıyor ve niye yapılıyor? Hangi durumlarda yapılıyor bir de? Bu diyelim ki tiroidinizde nodülünüz var. Evet. Tek taraflı olanlara biz başlangıçta başladık ama şimdi iki taraflı da total tiroidektomiye kadar da yapılabiliyor bu yöntemle. Hı-hı. Ama onun için belli bir tecrübe birikimi gerekiyor. Türkiye'de maalesef henüz daha çok emekleme aşamasında bu cerrahi. Hı hı. Ne yapıyoruz? Eskiden buradan keserek boyundan yapıyorduk. Evet. Ve buna bağlı olarak burada kötü bir iz kalabiliyordu, yapışabiliyordu, yukarı aşağı hareket edebiliyordu. Özellikle bayanlarda veya mesleki olarak daha gerdanı ön planda olan hanımefendilerde, mankenlerde böyle bir şeyi önermek bile bir problemdi. Çok şimdi haklısınız. Koltuk altından 5 santimlik bir kesi yaparak boyundan buraya bir tünel açıp geliyoruz. Robotun kollarını oraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra hastanın başında işimiz bitiyor. Konsolumuz var. Konsola geçip aynen Atari oynar gibi orada 3 boyutlu görerek parmaklarımızı yerleştirip bizim tamamen el hareketlerimizi simüle eden robotla biz oradaki cerrahi tamamlıyoruz. Boyun adelerini kesmediğiniz için hastanın ameliyat sonrası daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor. Ağrısı daha az oluyor. Boyunda iz olmuyor. Kozmetik açıdan çok çok önemli. Bir de artık tıp bilgisayara eşdeğer olarak onun gelişmesine paralel olarak çok ilerliyor. Yakında belki şu an için gerçek değil ama oturduğumuz yerden bir başka şehirdeki birisini robotun başına oturup belki ameliyat edeceğiz bir oradaki bir teknisyenin yardımıyla. Robotik tiroid böyle bir şey. Bir başka programda inşallah daha teferruatını veririz. Mutlaka konuşalım. Peki nodüllerden bahsettik. Allah korusun, kötü huylu olduğu zaman da aynı cerrahi yöntemler kullanılabiliyor mu hocam? Şimdi, ya da nodül demek kötü huylu demek değil mi? Doğru nasıl söylediniz. Her nodül eşittir kötü huylu demek değil. Bazen tiroidin bir tanesinde tek nodüller olur. Bu tek nodüller bir santimin üzerine çıktığı zaman %15 civarında kanserleşme riski vardır bunlarda. O zaman biz ince iğne ile ultrason eşliğinde onlardan biyopsi yapıp eğer sonucu kötü gelirse ona göre tedavi ediyoruz. Yok eğer gelmediyse ona göre izliyoruz. Tabii multinodülerlerde tedavisi daha farklı. Önce ilaç tedavisi, hani eğer bir problem çıkarıyorsa da total olarak tiroidin çıkarılması. Geçmişte hep yarım tiroid çıkarılması, bir parça tiroid bırakılması daha ön plandaydı. Artık o kalktı tamamen. Onun nedeni de şu, alttaki ses telini hareket ettiren siniri zedelememek amacını güdüyordu. Şimdiki biz bu robotik tiroidde siniri buluyoruz. Sinirin üzerinden çalışıp şeyin kitlenin tabağımını çıkardığımız için hem siniri koruyoruz hem de biraz evvel soru soran arkadaşın hastasında olduğu gibi paratiroid dediğimiz bizim kalsiyum yani kemiklerimizdeki kalsiyumun orada durmasını sağlayan vücutta metabolizmasını düzenleyen paratiroid bezleri görerek ayırdığımız için kenara onların bir şekilde kanlanması bozulmuyor ya da yanlışlıkla alınması sonucu hipokalsemi gibi bir takım şeyler ortaya oluşmamış oluyor. Muhtemelen bu beyefendi de öyle bir şey olmuş. O muhtemelen kalsiyum
tedavisiyle hastasına devam edecek. Çünkü artık onda tiroid dokusu yok anladığım kadarıyla. Muhtemelen tamamen o esnada onlar zarar gördüğü için. Paratiroidler de belki biraz zarar gördüyse. Yani bunun belki üstüne gidebilirsiniz Burhan. Yani onun endokrinciler, endokrin hastalıkları uzmanları bunun tedavisini yapacaklardır. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Ederim. Çok güzel, çok keyifli anlattınız. Her şeyi tam anlayacağımız gibi anlattığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tekrar mutlaka bekliyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten yeni yapılan bir cerrahiden bahsettik. Bu operatör doktor Erkan Aktan'la beraberdik. Hem baş ve boyun cerrahı kendisi efendim, hem de kulak burun boğazı uzmanı. Evet. Tekrar bekliyoruz hocam mutlaka.